Ya bu bizim düğünlerde bazı şeylerin yasaklanması lazım kesin. Merhaba dostlarım, ben Neo. Belli bir yaşa geldikten sonra evlilik konusunda bayağı bir baskıya maruz kalacaksınız. Hem de herkes tarafından. Bu baskının başını genelde akrabalar ve aile çekiyor. Bu hissiyattan gerçekten nefret ediyorum. Hadi aileyi bir nevi anlayabiliyorum. Çocuğunun evlenmesini, mutlu bir yuva kurmasını görmek istiyor da akrabalara ne oluyor arkadaş? Lan sen sırf halay çekeceksin diye ben neden bir an önce evlenmek zorundayım? Ha bir de halay çekecekler değil mi? Of ya. İş buna geliyor ya. Şu nedir ya? Bu nedir bu? Bu nedir? Tamam bu gelin, bunu tanıyorum. Bunlar kim? Onlar niye o kadar neşeli? Adetlerden nefret ediyorum. Kız tarafı, erkek tarafı muhabbetlerinden nefret ediyorum. Karşıma çıkan düğün videolarından ekstra nefret ediyorum. Ben sanırım evlilikle alakalı sadece sevdiğim insanla artık aynı evde ömür boyu yaşama sevinci dışında her şeyden nefret ediyorum. Ama yine de tabii ki her şeyin daha kötüsü var ve bunun için düzenli olarak dua da ediyorum. Lütfen nasip etme ya Rabbi diye. Bugün sizlere ilginç birkaç düğün videosu izleteceğim. Bu bir seri olacak. Devamı gelecek yani, merak etmeyin. Az video izledik diye bir şey yok. Umarım hiçbirinizin başına bu tarz bir şey gelmez veya karşılaşmazsınız. İyi seyirler. Tabii seyredebilirseniz. Bazen sadece cansız olan bir sandalyeye o kadar acırsın ki oturup onun için ağlamak istersin. Aşırı üzüldüm lan. Hayatınızın bok gibi olduğunu düşünüyorsanız dostlar, o sandalye olduğunuzu hayal edin. İnanın şükredeceksiniz. Ne izledim lan ben demin? Beynimin küçüldüğünü hissediyorum. Allah'ım çok saçmasınız ya. Zaten fanatiklere karşı aşırı ön yargılı ve sevimsizim. Herhangi bir şeyin fanatiği olabilir. Futbolla alakalı değil yani, çok radikal her şeye karşıyım. Bir de gitmişler gelinliğin üstüne forma giymişler. Çok da gerek yoktu sanki be abla. Anladık yani, en Galatasaraylı, en fanatik, en futbol kolik sensin de buna hiç gerek yoktu. Ödüm kopuyor ya evleneceğim insanın benden gizlediği böyle IQ'suz hobileri var diye. Allah'ım varsa öyle bir şey ne olur nasip etme. Yazdıysan da bozulsun. Ya abi sana ne kadar para verdiler o havuzun içinde zurna çalman için. Hadi onu geçtim, bu fikir kimden çıktı? Hangi parlak zeka bunun eğlenceli olduğunu düşündü? Zurnacılar da bozmuş anasını satayım. Eskiden ne güzel davulun yanında takılan sessiz sakin insanlardı. Şimdi onlar da şov peşinde. Lan zurnanın bir duruşu vardır ya, bir sertliği vardır, bir imajı vardır. Zurnacı sempatim an itibariyle bitmiştir. Yakında Nusret'in ete vurduğu gibi zurnaya vuran zurnacılar çıkarsa şaşırmam ve kötülerim. Bu nedir ya? Bu zurnaları serbest bırakın. Koca dışarı gitmesin diye en güzel çözüm bu hanımlar. Anahtarı da bende. Anahtarı da burada. Bunu da atıyorum ve koca burada evde balkonda oturuyor. Tapusu bende videolarından sonra bu birazcık ağır kaçtı. Abla birkaç tane soru soracağım sana. O kelepçeyi nereden buldunuz, bu bir. İkincisi, bunu yapman yasal bir suç. Üçüncüsü, niye böyle bir videoyu yükleme gereği duydunuz? Evlenmeyin arkadaşlar, evlenmeyin. Evlenecekseniz de önce bir doktora gidip birbirinize uygun musunuz testi yapın. Yoksa böyle şeylere maruz kalabilirsiniz. Bu arada şaka bir yana, en sevmediğim şey insanların evlendikten sonra birbirini aşırı şekilde kısıtlaması. Ne var yani, evlendikten sonra dışarı çıkamaz mıyım? Hani tabii ki çıkamazsınız. Evlenen arkadaşlarımı düşündüm de şöyle bir çıkamazsınız. Damat ne yapıyorsun damat? Damat saf dümdüz erkek değil mi ya? Kaç gün yemek yemedim birader, düğünden önce haftalarca aç mı bıraktılar? Zombi ninenin kayıp oğlu bulundu arkadaşlar. Alemiye ninenin babası Osmanlı ordusuna uzun yıllar hizmet etmiş. Osmanlı yönetimi İngiliz mandası. Net aynısı bak, net. Birebir aynısı. Zombilinin çocuğu bu. Evlenmeyin ya, siz üverseniz çocuklarınız da öyle olacak. Onun da çocukları, onun da çocukları derken 300 yıl sonra The Walking Dead'de gibi yaşamak istemiyoruz. Yani o zamana kadar yaşamam da torunlarımız yaşamasın. İnsanlık için istiyorum yani, bunu kendim için değil. Bak bir şey diyeyim mi? Gerçekten adam 10 numara kıvırıyor. Hiç beklemiyordum böyle bir şey. Resmen Asena'ya taş çıkartır. Düğünlerin vazgeçilmez erkeği olmalı. Oynak Ceyhun. Kıvırmak bizim işimiz. Since 1985. Doğada
yılda nadir olarak görülse de bir kertenkele daha evlilik virüsüne yakalanmış. Arkadaşları ise onu son yolculuğuna hazırladıkları bu dev koreografiyle gönderiyor. Mutlu ol kertenkele. Şaka bir yana uğraştıkları tek şey bu olsun. Bayağı eğleniyorlar da ben ne zaman bu videoları izlesem gülüyorum. Umarım içten içe kötü bir şey yapmıyorumdur insanların eğlencesine. Siz de gülüyorsunuz, şerefsizlik yapıp duyar kasmayın. Hepinizin güldüğünü biliyorum lan. Hepiniz gülüyorsunuz. Eksin sen bir melek kalbim. Hayat kısa, gelinler uçuyor. Bu nasıl gelinlik ya? Delireceğim ya, delireceğim. Bu nasıl gelinlik ya? O gelinlikle düğün arabasına nasıl bindin aşırı merak ediyorum. Şu an tek merak ettiğim şey bu. Bütün evren dahil sadece bunu merak ediyorum. Düğün arabası herhalde üstü açık bir römork yoksa imkanı yok. Nasıl sığacak normal bir arabaya? Arkadaş, doğallık varken bu şeyler aşırı şekilde saçma geliyor. Yani 10 yıl, 15 yıl sonra bu videoları çocuklarınıza nasıl göstereceksiniz ya? Anneniz bir melek gibiydi düğün günü. Bakın gelinliği bile melekti falan. Bunu çocuğuna göstermeye utanırsın. Utanman gerekiyor. Her perişan oldum. Demin aç aç düğüne gelen damadın kadın versiyonu. Arkadaşlar, neden yemek yemiyorsunuz düğünden önce? Ya bu çok basit aslında. Zaten yemek yemek de lazım. Aç aç evlenilir mi? Kadın 4 gündür yemek yemiyormuş gibi davranıyor. Yalnız gelinliğe dökülse var ya, yani hayatta gitmez. İzlerken aşırı şekilde gerildim o gelinliğe dökülecek diye. Dürüm dürü dürüm dürüm. Dürüm dürüm dürü dürüm dürüm. Dürüm dürüm dürü dürüm dürüm. İşte bu dürüm çok ciddi. Bok gibi espri yapmayacağım, neyse. Diyeceğim tek şey bu videoyla alakalı, laçkalaşmış böyle saçma sapan samimiyetsiz videolara, düğünlere rağmen dürüm yerken evlenin be. Hem de birbirinizin ağzına ayran şey yaparken. Helal size lan. Vallahi bak, dürümcü de evlenmek. Bunu nasip et ya Rabbi. Bak kızım sen bana. Baksana kızım sen bana. Kurban ol sen tarzıma. Kurban ol tırnağıma. Lan abla, o saçın içinde birisi ölse kimse farkında olmaz. Bunun farkında mısın? Hatta bir tane fare ölmüştü orada. Gördüm ben videoyu izlerken. Hani senin görüp de bizim görmediğimiz ne var aynada ki bize komik gelirken muhtemelen sana aşırı şekilde çekici geliyor. Sorun bizde mi, bizim gözlerimizde mi? Çünkü bu videoyu izleyen insanların %99'una göre garip bir saç. Acaba ne görüyor böyle aynaya bakarken? Ne bileyim, pizza kulesine benzemiş. Ya bir örümcek veya böcek saçının en başından itibaren yukarı kadar tırmanmaya çalışsa bütün ömrü biter. Yapmayın, yapmayın. Düğün saçlarına son. Dostlarım, evlilikle alakalı başka söyleyecek bir şeyim yok. Bunu bir seri haline getireceğimi zaten videonun başında söylemiştim. Çok güzel bir seri olacak. Bazen de gülüp eğlenmek lazım. Sürekli ciddi konular hakkında konuşacağız diye bir amacımız yok. Kendinize çok çok iyi bakın. Umarım böyle bir düğüne maruz kalmazsınız. Hatta belki siz yaşamazsınız. Sizleri seviyorum. Sizden değerli hiç kimse yok. Bunu da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.